Kimya sınıfı matematik dersi kompleks sayılarla ilgili yapılamayan sorular varmış. Onlara bakalım. Bu ders bittikten sonra logaritmaya geçeceğiz arkadaşlar. Z eşittir eksi 2 eksi kök 5 i verilsin. Karmaşık sayısının argümenti alfa olduğuna göre cos alfa nedir? Şimdi şöyle düşünün, bu karmaşık sayı, bakın eksi 2 burada, eksi 5 de takriben burada, yok orada olur mu? Nerede olur? Eksi 2 burada, eksi kök 5 de burada olur takriben. Bunları şöyle birleştirelim. Şimdi dikkat edin. Bu işte açı, bu açı. Yani bize kosinüs alfa nedir derken bunu soruyor bize. Biz şimdi onu bir kenara koyalım. Trigonometriye dönelim. Hatırlayın. Şimdi burası kök 5. Burası kök 5. O halde. Burası da 2 birim. Biz OA uzunluğu kaç birim onu söyleyebilir misiniz? 3'tür değil mi? 3'tür. Tamam. Şimdi bu A'nın analitiksel olarak koordinatsal değeri ne? Bak şimdi. Eksi 2'ye eksi kök 5 analitiksel olarak. Ben şimdi diyorum ki burada bu açı mesela A açısı, bu A cos A nedir? 2 bölü 3 değil midir? Ama bu nokta 3. bölgede olduğu için kosinüs alfa arkadaşlar bu durumda 2 bölü 3'e eksi 2 bölü 3 yazacaksınız. Neden? Çünkü açı komple bunun tamamı alfa açısıdır. Büyük bir açı. Büyük bir açının kosinüsü negatif olmalı. Hani 3. bölgeye düştüğünde negatif olmalıydı. Cevap eksi 2 bölü 3. Başka bir soru çalışalım. Burası Z1. Burası Z2. Bu teta, bu da teta. Şekilde Z1 ve Z2 karmaşık sayıları verilmiştir. Buna göre Z1 çarpı Z2 nedir? Şimdi arkadaşlar Z1 eşittir. Burada Z1 eşittir. Burada dikkat ederseniz bu soruda Z1 çarpı Z2 ne olabilir diyor bakın. Yani bu olabilirin altı çizilmiş kitapta. Demek ki burada bir yaklaşım söz konusu. O zaman şıkları ciddiye alacağız. Bunlardan hangisiymiş Z1 çarpı Z2? Şimdi ben diyorum ki burası olsun, R1 olsun, bu da R2 olsun. Bu Z1 kompleks sayısı, R1 cis teta'dır. Z2 de R2 çarpı cis, bak şimdi buraya, şu açının tamamıdır bu Z2'nin argümenti. Yani o açı da 180 eksi teta'dır bu açı. O zaman burası 180 eksi teta'dır arkadaşlar. O halde Z1 çarpı Z2, bakınız. Z1 çarpı Z2 eşittir R1 çarpı R2 çarpı cis. Bu açılar toplanıyordu, 180 yapar. Hani eksi teta artı teta'yı götürür. Peki
kosinüs 180 eşittir. Yani şöyle diyelim, z1 çarpı z2, r1 çarpı r2, cis 180. Kosinüs 180 neye eşittir? Bak, evet. Bakıyorsun, şu bileşen eksi 1'e 0. İlk bileşen kosinüs, ikinci bileşen sinüstü biliyorsunuz. Burası eksi 1 artı i çarpı 0'dır arkadaşlar. Dolayısıyla cevap eksi r1 çarpı r2'dir. R1 ve r2 r sayılarda uzunluktu. Demek ki bura uzunluk, bak. Eksi 1 sayı çıkacak. R1 çarpı r2, r1'i başlangıçta pozitif bir değer olarak almıştım. Öbürü de pozitiftir. Ama sonuç negatiftir. Burası küçük sıfırdır. Dolayısıyla cevap eksi 2'dir. Yani cevap 5 olmaz yani. Eksi 3 iyi de olmaz cevap. Anlaştık mı? Tamam. Kök 2 çarpı z 1 artı i'dir. Buna göre z üzeri 20 nedir? Şimdi arkadaşlar, her iki tarafın 20. kuvvetini alalım hadi. Buranın 20. kuvveti. Buradan 2 üzeri 20'nin karekökü z üzeri 20 1 artı i'nin karesinin 10. kuvveti. Bunların hepsi birbirine eşit. Bak. Z 2 üzeri 10 çarpı z üzeri 20 eşittir 2 i'nin 10. kuvveti. 1 artı i'nin parantez karesinin 2 i olduğunu önceki derslerde pekiştirmiştik. 2 üzeri 10 çarpı i üzeri 10 pardon hızlı yazdık. Burası 2 değil mi? Şimdi dolayısıyla buradaki 2 üzeri 10'lar gider. Z üzeri 20 eşittir. Bu i üzeri 8 de 1'e eşit. Şimdi Erdeniz şeyi anlamamış. Hocam bak, Büyük Hocam dinle burayı, duy. Şimdi burayı anlamamış arkadaş. Şimdi birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. 1 eksi 1 artı 2 i. Buradan 2 i geldi. Dolayısıyla iki işlemleri yaptık. Bu i kare de eksi 1'e eşit. Demek ki cevap eksi 1'miş arkadaşlar. Şimdi burada bu kompleks sayının uzunluğu soruluyor arkadaşlar. Buranın uzunluğu, buranın uzunluğu, buranın uzunluğuna eşit. Yani ayrı ayrı uzunluklarını alabiliyorsun. O halde 3'ün karesi artı 2'nin karesinin karekökü 2 kök 3'ün karesi artı karekökü'dür. Yukarısı kök 13. 13 cevap 1'dir. Bu kadar, bitti. Şimdi z eşittir x artı y'yi verilsin. Z çarpı z'nin eşleniği 6 artı modül z'dir. Buna göre modül z kaçtır? Şimdi bunu yapalım, tamam? Şimdi arkadaşlar, burada z çarpı z eşlenik, daha önceden biz size z eşittir x artı y'yi, z eşleniği de z çarpı z eşlenik x kare artı y kare olduğunu daha önceki derslerimizde söylemiştik. Her iki tarafın karekökünü alırsam bu gelir. Bu da z'nin modülüydü, bu yukarısı. Bu da z çarpı z eşlenik mod kare. Her iki taraf karesini alınca z'nin modülünün karesi z çarpı z'nin eşleniğidir. O halde z'nin modülünün karesi eşittir 6 artı modül z'dir. Z'nin modülünün karesi eksi modül z, eksi 6 eşittir 0'dan
2 kere 3 6 z çarpı z z kare düz gidiyorum. Evet, buradan 2 modül z eksi 3 modül z, bunları topladığım zaman eksi modül z yapar. Burada gördüğünüz gibi bu çiçekle bu çiçek aynı gördüğünüz gibi. O halde biz buradan çapraz gideriz. Düz gittiysek çapraz geliriz. Modül z bir 3 olur. Bir de eksi 2 olur. Burada cevap 3'tür arkadaşlar. Yani aşikar olarak. Çünkü bir şeyin uzunluğu eksi 2 olamaz yani o mantıktan dolayı. Tamam. Geçtik orayı. Şimdi başka bir soru çözelim. Burada şekil üzerinde bir soru var arkadaşlar. Arkadaşınız yapamamış. Buna bakalım. Burası 3 birim. Burası eksi 2 birim. Yarı çapı da 1 birimmiş bu çemberin. Merkezi elbette 3'e eksi 2'dir arkadaşlar. Şimdi merkezi 3'e eksi 2 ve yarı çapı 1 birim olan çember üzerindeki z karma sayısının sayılarının kümesi aşağıdakilerden hangisi demiş. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Z eksi 3 eksi 2i eşittir 1. Hatırlayın. Z eksi 3 artı 2i eşittir 1. Bu kadar. Anlaşılmayan bir. Şimdi arkadaşınız bu soruyu yapamamış. Buna bakalım şimdi. Bu mühim bir soru. Bunu öğrenelim şimdi. Tamam mı? Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi arkadaşlar x yerlerine i, y yerlerine eksi i yazacağız. Bunu da anlaşalım. Şimdi 3 çarpı i üzeri 102 ya. Sen 100'ü at. Hani o i üzeri 101'di. 2 yaz. Şimdi burada eksi i'nin 53. kuvveti dursun bu kelime burada. Neden? Biraz sonra anlatacağım. Eksi 2 çarpı i üzeri 253. 248'i atalım mı? 4'ün katı ya. 252'yi atalım. Doğru. I üzeri 1 kalır. Bu 5 çarpı 1'dir arkadaşlar. Çünkü 2008 de 4'e bölünüyor. Eksi 2008 de 4'e bölünüyor. Artı 2 çarpı eksi i'nin eksi 1979. kuvveti. Dursun. Şimdi buraya dönelim. Bu ikisinin çarpımı eksi 3'tür değil mi? Burası i üzeri 53 fakat eksi başa geçti. Eksi 2 çarpı i çarpı eksinin çift kuvveti artıdır. Bura artıdır. Şurası artı bak. I üzeri 82. Şimdi 2 çarpı eksinin tek kuvveti eksidir. O yüzden ben burayı eksiyi buraya alayım. Dur 79 yapak onu bir dakika. Ben anladım. Eksi i üzeri 1979 ama bu eksi bir sayı. Tamam. Şimdi 3 çarpı i üzeri 52 at i kalır. Bunu anladınız mı? Şimdi burada 1970 Yok. 1978 mi?
76 4'ün katı. Şimdi i üzeri eksi 3 yazacağım ben. Hani 76 eksi 76 eksi 3 daha eksi 79. Öyle düşünün. 3i eksi 2i fakat şu i kare eksi 1 getirdi. Artı 5 eksi 2 çarpı. Şimdi i üzeri eksi 3 nedir? Şimdi ben burayı i üzeri 4 ile çarpsam bir şey değişmez ki. Yani 1 ile çarpmış gibi oluyor. Yani burası i'dir yani sonuç olarak. 5i artı 5 eksi 2i 3i artı 5. Bu denklemin köklerinin esnelikleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şunu da anlaşalım bak şimdi. Mesela z bir köklerinden birisi. Öbürü de z2 ya. Z1'in eşleniği artı z2'nin eşleniği nedir diye sormuş bana. Bakalım aynı şey z1 artı z2'nin eşleniği de aynı şeydir. Yani fark etmiyor. Yani bunu nasıl anlarsınız? Mesela z1 eşittir. Mesela bak şimdi. Z1 eşittir. 2 eksi 3i. Z2 de 5 artı 6i olsun. Bu ikisinin toplamı nedir? 7 artı 3i'dir değil mi? Bu ikisinin toplamının eşleniği nedir? 7 eksi 3i'dir. Buraya kadar tamam mı? Peki Z1'in eşleniği nedir? 2 artı 3i'dir. Z2'nin eşleniği nedir? Buraya kadar tamam mı? Tamam, bunları toplayalım şimdi. 7 eksi 3i. Bakın bununla bu B şıkkı aynı şey yani. Geldi yani. Eşit geliyor yani. Merak etmeyin. Tamam. Merak etme sen. Merak etme sen. Şimdi o zaman biz burada bu verilen denklem, ikinci dereceden bir denklemin kökler toplamı neydi arkadaşlar? Aferin. Söyle. Aferin. O zaman Z'nin katsayısı eksi 2, 1 artı i bölü a 1. Bu da 2, 1 artı i. Bu da 2 artı 2 i. Bunun eşleniği ne? Eksi 2'dir. Bu da cevaptır arkadaşlar. Şu özdeşlikten dolayı burası cevaptır yani. Şundan dolayı.